Tekrar merhabalar. Bugünkü videoda çok ünlü bir olasılık problemi olan ve zihinlerimizi de karıştırmaya çok müsait bir problemden bahsedeceğim. Monty Hall bu problemin ismi. Bu bir yarışmadan geliyor aslına bakarsanız. Sol tarafta bu yarışmaya ait bir görüntü var. 1963 hatırladığım kadarıyla yayınlanıyordu ve 10-15 sene boyunca oldukça popüler bir şekilde yayınlandı. Sonra başka versiyonları da çıktı. İsmini de bu problem bu yarışmanın sunucusu olan Monty Hall'dan alıyor. Yarışmanın amacı 3 tane kapının arkasında bu kapılardan bir tanesinde arkasında bulunan arabayı kazanmak. Yarışmacının amacı bu. Bunu nasıl yapıyor? Yarışma kurallarına geçerek görelim. Şimdi 3 tane kapı var ve bu kapıların arkasında ne olduğunu bilmiyor yarışmacı. Bu üç kapının ikisinin arkasında keçi var ve bir tanesinin arkasında araba var. Yarışmacı arabayı bulabilmek için rastgele bir seçim yapıyor. Bu seçim yaptıktan sonra sunucu kalan iki kapının içinde keçi olan bir tanesini açıyor. Tamam. Yani 3 kapı vardı. Ben birini seçtim. Diğer ikisinin içinde mutlaka ya bir ya da iki tane keçi var. Bunlardan bir tanesini açıyor. İçinde kesinlikle keçi olanı açıyor. Yarışmacı, özür dilerim, sunucu biliyor hangi kapının arkasında keçi veya keçiler var. Bu aşamadan sonra tabii ki geriye açılmamış iki tane kapı kalıyor. Ve sunucu bu esnada size her zaman şu soruyu soruyor. Kalan iki kapı arasında az önce seçtiğinle mi devam etmek istersin yoksa diğer kapıya mı geçmek istersin? Çünkü birini seçmiştiniz, birini de Monty açtı. Size kapınızı değiştirip değiştirmek istemediğinizi soruyor. Ve Monty Hall problemi de aslında şu. Yarışmacı olarak seçiminizi değiştirmeli misiniz yoksa değiştirmemeli misiniz? Neden? Yani örneği gösterecek olursak diyelim ki B kapısını seçtim. Monty bana örneğin A kapısının arkasındaki keçiyi açtı. Ve bu aşamada bana soruyor. B ile mi devam etmek istersin? C'ye mi geçmek istersin? Bu kadar basit. Yani birkaç cevap verebilirsiniz buna. Ben B'de devam etmek istiyorum. Çünkü B'de kalarak şansım daha yüksek olacak. Hayır, fikrimi değiştirmek istiyorum. Çünkü fikrimi değiştirip C'ye geçersem şansımı arttırmış olurum. Ya da fark etmez. Zaten geriye bir keçi, bir araba kaldı. Şu anda B'de kalmamla C'ye geçmem arasında hiçbir fark yok. O nedenle İçimden geldiği gibi davranırdım. Bu da bir cevaplardan birisi. Bu üç cevabın bir tanesi doğru tabii ki. Şimdi buraya kadar her şey netse bence daha önce bu soruyu görmeyip çözümü de görmeyen kişiler için iyi bir zihin jimnastiği olacağını düşünüyorum. Videoyu durdurup bunun hakkında biraz kafa yormaya değer diye düşünüyorum. Çünkü videonun ilerleyen kısımlarında cevabı verip farklı şekillerde bunu ispatlayacağız. Eğer videoyu durdurmadıysanız, şimdi cevabını veriyorum. Onu son kez uyarmış oldum. Şimdi bu durumda bu sorunun cevabı aslında fikrinizi değiştirmek şansınızı iki kat artırıyor. Yani diyelim ki B seçtiniz veya A'daki keçiyi size gösterdi. Eğer C'ye geçerseniz arabayı bulma ihtimaliniz iki kat artıyor. B'de kalma durumunuza göre. Şimdi neden böyle olduğunu farklı yollardan ispatlamaya çalışıyorum. Evet, C'ye geçmek şansımızı artırıyor mu artırmıyor mu soru buydu. Cevabımız evet, fikrimizi değiştirmek şansımızı iki kat artırıyor. Şimdi ispat yöntemlerinden biri. Birinci ispatımız şu, ilk seçimin dışındaki iki kapıyı açtırma durumuyla eşdeğer. Böyle tanımlamayı uygun buldum. Ne demek istiyorum? Şimdi yine B'yi seçtiğimizi düşünüyoruz. B'yi seçerek 1 bölü 3 şansımız var arabayı bulmakla ilgili. Ve tam bu esnada sunucunun bize şöyle bir teklif yaptığını düşünelim. Sayın yarışmacı, siz B'yi seçtiniz. Fakat ben size A ve C'yi aynı anda açıp eğer işlerinden bir tanesinde araba varsa arabayı vermeyi teklif ediyorum. Her seferinde bu teklifi yaptığını düşünelim yarışmada. Yarışma böyle bir format olsun diyelim. Ne yapardınız? Yani muhtemelen her sağlıklı düşünen kişi gibi zaten kapılar hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ve zaten bu teklifi her zaman yapıyor Monty.
Demek ki bir kapı yerine iki kapıya geçmem şansımı iki kat artırır diye düşünürdünüz. Dolayısıyla B yerine Monti'nin teklifi olan ABC'yi açtırırdınız ve böylelikle şansınızı 1 bölü 3'ten 2 bölü 3'e yükseltirdiniz. Eğer burada bir problem yoksa aslında bakarsanız Monti'nin bu teklifi sizin Monti'nin keçi açtıktan sonra fikrinizi değiştirmenizle eşdeğer bir teklif. Neden böyle olduğuna yine bakacak olursak, diyelim ki B'yi seçmiştik ve Monti bize A kapısının arkasındaki keçiyi gösterdi. Eğer ben fikrimi değiştirirsem C kapısının da açılmasını sağlamış olacağım. Dolayısıyla B yerine A ve C kapılarını görmüş olacağım. Demek ki seçimimin dışındaki iki kapıyı açtırmış oldum. Diyelim ki B seçimimde Monty bana C'deki keçiyi gösterdi. Diyelim keçi C'de olsun ve bana C'deki keçiyi gösterdi. Bu durumda ben fikrimi değiştirirsem, yani B kapısından fikrimi değiştirdiğimde geçebileceğim kapı A. Çünkü C'deki keçiyi gösterdi. Bu durumda yine B yerine A ve C'yi açtırmış oluyorum. Yani her durumda Monty bana keçiyi gösterdikten sonra fikrimi değiştirmem, başlangıçtaki seçimimin dışındaki iki kapının açılmasıyla sonuçlanacak. Dolayısıyla eğer Monty'nin bana başta yapacağı bu teklifi kabul ediyorsam, yani senin kapın değil de diğer iki kapıyı açalım teklifini kabul ediyorsam, fikrimi değiştirmem lazım Monty bana keçi gösterdikten sonra. Bu durumda şansımı 1 bölü 3'ten 2 bölü 3'e, yani %33,3'ten %66,6'ya çıkarmış oluyorum. İspatlardan birisi bu. Diğer ispat biraz daha hani akla yatkın veya düşünmesi daha kolay. Olası bütün senaryoları analiz edeceğiz bu ispatta. Şimdi A, B, C 3 tane kapımız var ve bu kapılardan bir tanesinin arkasında araba var. Toplam 3 farklı senaryo olabilir. Birinci senaryoda araba A kapısının arkasında ve B ve C'de keçi var. İkinci senaryoda araba B kapısının arkasında, diğer kapılarda keçi var. Üçüncü senaryoda da araba C kapısının arkasında ve diğer kapılarda keçi var. Şimdi bir herhangi bir kapıyı seçip bu durumu analiz edeceğiz. Fikrimizi değiştirip değiştirmememize göre. Şimdi diyelim ki A kapısını seçtim ve neler olup bittiğini tek tek analiz edelim. Şimdi soldaki sütun seçimimizi koruduğumuz, sağdaki sütunsa seçimimizi değiştirdiğimiz durumları gösterecek. Şimdi A'yı seçtim ve birinci senaryodayım. Birinci senaryoda seçtiğim kapının arkasında araba var. Dolayısıyla eğer seçimimi korursam arabayı kazanırım. Eğer seçimimi değiştirirsem, yani Monty bana B veya C'deki keçilerden birini açacak. Diyelim ki C'yi açtı. Ben fikrimi değiştirdim, B'ye geçtim. O zaman arabayı kaybettim. Monty bana B'deki keçiyi de açsa fikrimi değiştirdiğinde arabayı kaybediyorum. Dolayısıyla birinci senaryoda fikrimi değiştirmek bana arabayı kaybettirdi. Fikrimi korumak, yani seçimimi korumak bana arabayı kazandırdı. İkinci senaryoda hala A'yı seçtiğimi düşünüyorum. Fakat araba B'de. Bu durumda Monty bana kesinlikle C'yi açmak zorunda. Çünkü keçi orada var. Dolayısıyla eğer ben fikrimi değiştirmezsem A'nın arkasındaki keçiyi görürüm. Fakat fikrimi değiştirirsem C'deki keçiyi bana Monty açtığı için B'ye geçmek zorundayım. Ve bu durumda arabayı kazanırım. Dolayısıyla ikinci senaryoda fikrimi değiştirmek bana arabayı kazandı. Son senaryoya bakalım. Ben yine A'yı seçmiştim. A'nın arkasında da keçi var. Bu durumda Monty bana B'yi açmak zorunda. Çünkü keçi B'nin arkasında, diğer keçi B'nin arkasında. Dolayısıyla eğer seçimimi korursam yine kaybederim. Çünkü seçtiğim kapının arkasında keçi var. Fakat fikrimi değiştirirsem, yani Monty'nin açtığı kapıyı değil, bana kalan diğer C kapısını seçersem burada arabayı bulurum. Ve seçimimi değiştirmek bana arabayı kazandırır. Dolayısıyla ben A kapısını seçtiğimde olası bütün senaryolar arasında bir tanesinde seçimimi koruyarak araba kazanıyorum ve iki tanesinde kaybediyorum. Seçimimi değiştirerek ise iki senaryoda arabayı kazanıyorum, bir tanesinde arabayı kaybediyorum. Dolayısıyla seçimimi korumak 1 bölü 3, seçimimi değiştirmek 2 bölü 3 oranda bana araba kazandırıyor. Bu analizi B kapısını seçtiğiniz durumda ya da C kapısını seçtiğiniz durumda yapabilirsiniz. Sonuç değişmeyecektir. Bu da ikinci ispat yöntemi. Üçüncü ispat yöntemi ilk seçimin başarısı açısından değersiz bilgi olarak adlandırmak istedim. Bu
En kolay ispat yöntemi olarak da gelebilir, en karmaşık olarak da gelebilir ama en azından anlatımı daha kısa. Şöyle ki, ben diyelim ki B kapısını seçmiştim bana verilen ilk durumda ve bunun tabii ki olasılığı, yani araba kazanma olasılığı 1 bölü 3. Monty'nin bana açacağı keçi bunu bilerek açıyor. Bilgisi benim bu ilk seçimimdeki başarı oranımı etkileyen bir durum oluşturmuyor arkadaşlar. Çünkü zaten A veya C'nin arkasında keçi veya keçiler var. Ve Monty de bu durumu bildiği için bana bu var olan keçilerden bir tanesinin nerede olduğunu gösteriyor. Bu benim baştaki başarım oranımı etkileyen bir durum oluşturmuyor. Dolayısıyla bu benim baştaki başarı oranımı değiştirmiyorsa ve geriye de sadece bir kapı kalıyorsa, demek ki baştaki başarı oranı 1 bölü 3 ise geriye kalan kapıdaki başarı oranı da 2 bölü 3 olacak. Bakın burada ince bir nokta var. Orayı lütfen kaçırmayın. Monty bu keçiyi kapıların arkasında neler olduğunu bilerek yapıyor. Dolayısıyla o nedenle benim baştaki başarı oranımı değiştirmiyor. Monty eğer rastgele iki kapıdan birini seçseydi, A ve C'den rastgele birini seçerek bana keçi gösterseydi, o zaman durum daha farklı olacaktı. O zaman B ve C arasında seçim yapmak %50-50 olacak. Çünkü baştaki başarımımı değiştiren bir durum. Çünkü Monty geriye kalan olasılıklardan rastgele seçim yaparak olasılık uzayını daraltmış olacak. Dolayısıyla daralan bu uzayda geriye kalan iki seçenek başarıyı eşit olarak paylaşacak. O zaman %50'ye 50 olacak. Çünkü o durumda Monty'nin rastgele seçiminde bana keçi yerine araba gösterme ihtimali. Bu da bu şekilde bir ispat. Ve son olarak hala benim kafama yatmadı bu durum diyen varsa, bu da artık simülasyon yoluyla ispat. Bu Monty Hall yarışmasını işte kodlayıp gerçekten rastgele 3 tane kapının arkasına araba koyup, bir tanesinin arkasına araba koyup Monty yerini alıp bize keçiyi gösteren ve fikrimizi değiştirip değiştirmediğimiz durumlar kaç tanesinde araba kazanıyoruz, kaç tanesinde keçiyle karşılaşıyoruz, bunu gösteren bir simülasyon ortamı gerçekleştirdik ve bunun sonucunda gördüğümüz gibi toplam oyun sayısı arttıkça seçimimizi değiştirdiğimiz durumdaki araba kazanma ihtimalimiz, bakın, giderek yaklaşıyor bizim %66,6'lık değerimize. Kırmızı da giderek işte %33,3'e yaklaşıyor. Burada değerler henüz %70'e %30 civarı, çünkü örnek sayımız yeteri kadar yüksek değil. Buradaki 500 örneği çoğalttığınızda, işte 1000 örnek ve 10.000 örnekle bu simülasyonu gerçekleştirdiğinizde, gerçekten %66,6 ve %33,3 üçünde başarımların gerçekleştiğini görürsünüz. Bu kodu da yine açıklama kısmına koyuyor olacağım. Oradan siz de deneyebilirsiniz MATLAB'de ya da Python'a çevirebilirsiniz. Biliyorsunuz günümüzde bu çevirme işlemlerini ChatGPT bizim için yapıyor büyük oranda doğrulukla. Tamam, bu da dördüncü ispat yolumuz olsun. Sonuç ve tartışmaya gelecek olursak, yani yine beynimizin bizim doğru düşünmemize engel olduğu bazı kabullerimiz oluşuyor. O yüzden birçoğumuz belki videoyu durdurup geriye kalan seçimlerde fikrimizi değiştirmenin ya da değiştirmemenin bir fark oluşturmayacağıyla ilgili bir sonuca varmış olabilir. Bu da işte geriye zaten bir keçi var, bir araba var. %50-50 gibi bir varsayım sonucunda ortaya çıkan yanlış bir sonuç. Burada bu %50-50'yi bozma durumu tamamen Monty'nin bilinçli bir şekilde bizi keçiye göstermesiyle oluşuyor. Yani rastgeleliği bozduğu için geriye kalan iki keçi veya arabadan %50-50 dağılımla karşılaşamıyoruz. Ama örneği biraz abartacak olursak, şöyle bir şey geldi aklıma en son. Mesela burada 100 kişi olduğunu düşünelim. Bu 100 kişiden
100 şapkalı kişiden bir tanesinin şapkasının altında diyelim ki içinde altın var ve bu altını bulmak istiyoruz biz. Bize rastgele birini seçmemizi istedi. Yani hiçbir fikrimiz yok. Herhangi birini seçtik diyelim ki bu kişiyi seçtik. Bu kişinin şapkasının içinde altın var diye bir tahminde bulundum. Geriye 999 kişi kaldı değil mi? Benim seçimim 100 kişiden 99 kişi kaldı benim seçimimin dışında. Bu 99 kişiden bu yarışmayı oynatan kişi bana 98 tane şapkasının altında, içinde altın olmayan kişiyi bana ayıkladığını düşünelim ve geriye sadece bir kişi bırak. Ve o kişi de bu kişi olsun. Bu iki kişi dışındaki herkesin, kimsenin şapkasının içerisinde altın yok diyelim. Şimdi aynı soruyu tekrar soruyorum. Bu en başta seçtiğiniz 100 kişi içinden seçtiğiniz bu kişiyle mi devam edersiniz? Yoksa seçiminizi değiştirip 98 tane altın olmayan kişinin elendiği ve kalan bu kişiyle mi devam edersiniz? Muhtemelen şu anda seçimimi değiştiririm cevabı daha mantıklı gelecektir. Çünkü o kişi bu kalabalık gruptan çok önemli bir temizlik yaptı ve bize gerçekten içerisinde şapkasının içinde altın olan, olması yüksek olan bir kişiyi bırakmış oldu. Ya bunların olasılığını hesaplarsanız, işte %1 ihtimalle benim seçimimde hala altın var. Fakat %99 ihtimalle geriye kalan kişide altın var. O yüzden değiştirmek birazcık daha kolay. Yani beynimiz bunu daha kolay anlar diye düşünüyorum. Ama hala bizim seçtiğimiz kişinin şapkasının içerisinde altın olma ihtimali de var. Bu da işte biz elimizden gelen her şeyi yaptık, yapacak bir şey yok anlamına gelir gerçek hayatta da. Biz gerçek hayatta da olasılıkları maksimize etmeye çalışıyoruz. İşte belirlediğimiz maliyet fonksiyonlarını minimize etmeye çalışarak bazı kararlar alıyoruz. Ama bir yere kadar bizim elimizde her şey. Onun dışında artık bizim dışımızda gelişen olaylar. Dolayısıyla bu şekilde Monty Hall zihin jimnastiği açısından iyi bir problem. Umarım faydalı olmuştur. Başka böyle problemlerde görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.